Hakkında birçok ilginç bilgi barındıran İrlanda, Kuzeybatı Avrupa'da bulunan güzel ve yeşil bir ülkedir. Büyük Britanya'dan İrlanda Denizi ile ayrılmış bir adadır. Ada, dünyanın en büyük 20. adası olarak kabul edilir ve 84.421 km² bir alanı kaplar. 6.4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır ve başkent Dublin 1.273.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Peki İrlanda'nın bilmediğimiz başka ne gibi özellikleri var? Hadi öğrenelim. İrlanda'daki en uzun yer adı Mukanna Gheadar Daholia'dır. İrlanda Galcesi'nde bu kabaca iki deniz kuyu arasındaki domuz bataklığı olarak tercüme edilir. Galce'deki en uzun yer adına yaklaşmasa da yine de yeterince uzun ve yeterince kafa karıştırıcı bir kelime olduğunu düşünüyoruz. Tam olarak söylemek gerekirse bu tek kelimelik yer adı temelde kimsenin yaşamadığı bataklık bir yarımadayı tanımlar ve tam 22 harften oluşur. Cadılar Bayramı İrlanda'dan çıkmıştır. Cadılar Bayramı aslında bir Hristiyan bayramıdır. Cadılar Bayramı geleneklerinin bildiğimiz şekliyle Kelt dini festivali olan Samhain festivali ile başlar. Eski İrlandaca'da bu yaz sonu anlamına gelir. Şenlik ateşleri, korkunç maskeler, hatta daha fazlası korkunç turp fenerleri ve amatör giysiler içerir. Samhain, ölülerle yaşayanların arasındaki perdeyi incelttiğine inanılan bir dönemdir. Bu, ölülerin dünyasındaki ruhların insanlar dünyasına geçiş yapabileceği bir zaman olarak kabul edilir. Bu inanç, cadılar, ruhlar, hayaletler ve diğer doğaüstü varlıklarla ilgili efsaneleri beraberinde getirdi ve bugünkü Cadılar Bayramı'na evrildi. St. Patrick, İrlandalı değildir. St. Patrick, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan ve 17 Mart'ta anılan bir Hristiyan misyoneridir. Ayrıca gerçek ismi Mavien Sukar'dır. 4. yüzyılın sonlarında bilinenin aksine İngiltere'de Romalı bir ailede doğmuştur. İrlandalı akıncılar tarafından kaçırılıp köle olarak satıldıktan sonra kaçıp İngiltere'ye dönmüş ve rahip olmuştur. Daha sonra İrlanda'ya geri dönerek ülkenin Hristiyanlaşmasına öncülük etmiştir. Üç yapraklı yoncayı baba, oğul ve kutsal ruhu anlatmak için kullandığı için yeşil renk ve yonca onun sembolleridir. St. Patrick öldüğü gün olan 17 Mart, İrlanda ve bazı diğer ülkelerde tatil olarak kutlanmaktadır. St. Patrick'in hayatı gizemlerle örtülüdür, ancak kesin olarak İrlandalı olmadığını söyleyebiliriz. İrlanda'nın dışında İrlanda'dakinden daha fazla İrlandalı yaşıyor. Şaşırtıcı olsa da İrlanda dışında yaşayan İrlandalı sayısı İrlanda'da yaşayan İrlandalıların sayılarından fazladır. 1700 yılından sonra yaklaşık 9 ila 10 milyon İrlanda doğumlu insan göç etti. Bu 1840'larda İrlanda'nın en yüksek nüfusu olan 8.4 milyondan fazladır. Bugün dünya çapında yaklaşık 80 milyon insan İrlanda kökenli olduğunu iddia ediyor. Bu duruma özel olarak ayrılmış bir hükümet pozisyonu bile vardır ve bu pozisyonun adı Diaspora ve Uluslararası Kalkınma için Devlet Bakanlığı'dır. İrlanda'da publarda bazı görgü kuralları vardır. Eğer İrlanda'da Irish pub'a giderseniz size içki ısmarlayanlara sizin de ısmarlamanız gerekir. Bir gruptaysanız büyük olasılıkla içecekler tur şeklinde satın alınacaktır. Bir kişi herkesin içkisini satın alır. Bu yüzden sıra size geldiğinizde görevinizi yapmanız beklenir. İrlanda'da bulunan Trinity College'de öğrenciler zilin altında durmamalıdır. Trinity College'de bulunan Campanile olarak adlandırılan görkemli bir mimari yapı vardır. Bu mimari yapı görmek için harika bir manzara ama Trinity College'de öğrenciyseniz uzak durmalısınız. İrlandalıların bir batıl inancına göre eğer mezun olmadan önce zilin altından geçerseniz başarısız olacağınız anlamına gelir. Buradaki öğrenciler başarısız olmak istemiyorlarsa zilin altında durmazlar. Yonca İrlanda'nın sembolü değildir. Bilinenin aksine yonca Guinness gibi İrlanda Cumhuriyeti'nin sembollerinden biri sanılabilir. St. Patrick'le tabii ki bir bağlantısı vardır. Genellikle bir yonca elinde vaaz verirken tasvir edilir. Peki gerçek sembol nedir? Arp. Evet, doğru duydunuz. Daha spesifik olmak gerekirse İrlanda'nın gerçek sembolü Gaelic Arp'tır. İrlanda bir tanrının adını almıştır. İrlanda'nın adı Eriu adlı bir tanrıçadan gelmektedir. Eski İrlandaca'da İrlanda Eriu olarak biliniyordu. Modern Galce'de bu Eire'dir. Bu İrlanda'nın ana dilde bilinen adıyla tamamen aynıdır. Eriu, kız kardeşleri Bamba ve Fodla ile Antik Ada ulusunun genel iyiliğini gözeten bir tanrıçalar üçlüsünün parçasıydı.
Bamba ve Fodla bile bazen İrlanda için şiirsel isimler olarak kullanılır. İrlanda, Eurovision şarkı yarışmasını diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla kazandı. İrlanda'nın Eurovision şarkı yarışmasındaki birinci sayısı diğer ülkelerden fazladır ve bu sebepten İrlanda, Eurovision'da en başarılı ülke olarak rekor kırdı. Herkesin bildiği Eurovision, tüm Avrupa uluslarının pop şarkılarla birbirini alt etmeye çalıştığı bir şarkı ve koreografi yarışmasıdır. İrlanda bu yarışmada 7 kez birinci oldu. Aynı zamanda arka arkaya 3 kez kazanan tek ülkedir. Kuzey ışıkları İrlanda'dan da görülebilir. Eğer kuzey ışıklarını seyretmek için pahalılığıyla bilinen Finlandiya'ya, İzlanda'ya veya Norveç'e para harcamak istemiyorsanız, İrlanda sizin için mükemmel bir fırsat olabilir. Atlantik adasından kuzey ışıklarını görebilirsiniz. İrlanda, 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsızdı. İrlanda'nın 2. Dünya Savaşı sırasındaki tarafsızlığı, ülkenin bağımsızlık tarihindeki önemli bir dönemi yansıtır. İrlanda 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın patlak vermesi üzerine tarafsız bir politika izlemeye karar verdi. Başbakan Eamon de Valera, ülkesini savaşın dışında tutma ve barışçıl bir duruş sergileme kararı aldı. Ancak bu tarafsızlık, İrlanda'nın müttefiklere ve mihverlere yardım etmediği anlamına gelmiyordu. Özellikle de Valera, müttefiklerle gizlice işbirliği yaparak savaşın seyrini etkilemiştir. County Mayo'dan alınan detaylı hava durumu raporu, müttefik kuvvetlerinin Normandiya çıkarması olan D-Day Landings için stratejik bir avantaj sağlamıştır. Diğer yandan İrlanda, tarafsızlığına rağmen bazı bombalamaların hedefi olmuştur. Müttefikler ve mihverler arasında gerçekleşen savaşın etkileri zaman zaman İrlanda topraklarına da sıçramıştır. Özellikle savaşın sonraki dönemlerinde Atlantik Okyanusu'nu geçen bombardıman uçakları hedeflerini kaçırarak İrlanda'nın bazı bölgelerini etkilemiştir. İrlanda, 2. Dünya Savaşı sonrasında NATO'ya üye olmamıştır. Bu, ülkenin dış politika tercihlerinden biridir ve İrlanda'nın bağımsız bir ulus olarak kendi yolunu seçme isteğini yansıtmaktadır. Bu tarafsızlık politikası günümüzde de devam etmekte olup, İrlanda hala NATO'nun resmi bir üyesi değildir. Peki sizce İrlanda neden böyle bir strateji izledi? Yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Guinness fabrikası 9000 yıllık bir kira sözleşmesi imzalamıştır. 1759 yılında Arthur Guinness, Dublin'de bulunan St. James Gate Brewery'deki arazi için 9000 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı. Bu karar, o dönemde oldukça uzun vadeli bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. Sözleşme yılda sadece 45 pound gibi sembolik bir ücretle onaylandı. Ancak Guinness Brewery büyüdükçe ve başarı elde ettikçe, Arthur Guinness'in torunları 19. yüzyılın ortalarında mülkiyeti satın almaya karar verdiler. 1855 yılında aile araziyi Guinness'in devam eden başarısına dayanarak kalıcı olarak satın aldı ve aile şirketi tarafından yönetilen bir mülkiyet haline geldi. Guinness Brewery'nin bu uzun vadeli sözleşmesi günümüzde bir mülkiyet hikayesi ve İrlanda'nın bir simgesi haline gelmiştir. St. James Gate, Guinness'in dünya çapında ün kazandığı yer olarak bilinir ve ziyaretçiler tarafından popüler bir turistik mekan olarak tercih edilir. İrlanda'nın kendi olimpiyatları vardır. İrlanda'nın kendi olimpiyatları olarak bilinen Tailtean oyunları M.Ö. 1600'lere kadar uzanan köklere sahiptir. Bu etkinlik, ölen kişinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen cenaze oyunlarından türemiştir. Tailtean oyunları, atletik yarışmalar, güreş, okçuluk ve diğer spor etkinliklerini içeren geniş bir yelpazede düzenlenirdi. Bu oyunlar geleneksel olarak bir kişinin ölümü üzerine topluluğun bir araya gelerek düzenlediği bir tür anma töreni olarak düzenlenirdi. Bu etkinlikler İrlanda'nın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilir ve tarihi bağlamda önemli bir yer tutar. Guinness Dünya Rekorları Guinness ile bağlantılıdır. Guinness Dünya Rekorlar kitabının ortaya çıkışı bir atış oyunu sırasında yaşanan bir olayla başlamıştır. Genel Müdür Sir Hugh Beaver, bir av sahasında arkadaşlarıyla atış yapıyordu ve bir av kuşunun ne kadar hızlı uçtuğu konusundaki bir tartışma sırasında cevabı bulmak imkansız hale geldi. Bu deneyim üzerine Sir Hugh Beaver, insanların günlük hayatta benzer tartışmalar yaşadıklarını ve cevapları doğrulamanın zorluğunu fark etti. Bu noktada Guinness bira markasıyla ilişkilendirilecek bir fikir ortaya çıktı. Guinness, dünya rekorlarını içeren bir referans kitabı oluşturarak bu tür tartışmalara son vermek istedi. Böylece 1955 yılındaki ilk Guinness Dünya Rekorlar kitabı yayımlandı ve dünya genelinde birçok ilginç ve çeşitli rekorun kaydedilmesine ve kutlanmasına olanak tanıdı. Guinness markası rekorlar kitabı ile bağlantılı olarak
dünya çapında tanındı ve adını tarihi rekorlara verdiği destekle pekiştirdi. İrlanda'nın en genç başbakanı Leo Varadkar'dır. 1979'da doğan Leo Varadkar, 2017'de İrlanda'nın başbakanı oldu. Hintli bir doktorun ve İrlandalı bir hemşirenin çocuğu olan İrlanda Başbakanı, aynı zamanda ülkenin iktidara getirdiği en genç başbakandır. İlkler listesine daha fazlasını eklemek için Leo Varadkar, aynı zamanda İrlanda'nın ilk açık eşcinsel parti lideri ve başbakanıdır. İrlanda'da yaklaşık 30 bin kale vardır. İrlanda'nın zengin tarihi ve kültürel mirası, ülkenin dört bir yanına dağılmış binlerce kale ve kalıntıyla zenginleşmiştir. İrlanda'daki kalelerin çoğu orta çağdan kalma olup, feodal düzenin izlerini taşımaktadır. Bu kaleler stratejik konumları ve savunma amaçlı inşa edilmeleri nedeniyle tarih boyunca çeşitli savaşlara ve mücadelelere tanıklık etmiştir. Bazıları surlarla çevrili, bazıları ise restore edilmiş durumda olsa da her biri kendi hikayesini anlatan tarihi birer anıttır. İrlanda'nın sahip olduğu 30 binden fazla kale adeta bir açık hava müzesi gibidir. Bu kalelerin bir kısmı turistlere açık olarak ziyaret edilebilirken bazıları da özel mülkiyetlerin içinde yer alarak sadece dışarıdan görülebilir. İrlanda'daki kaleler arasında Blarney Castle gibi ünlü turistik mekanlar olduğu gibi daha az bilinen ancak tarihi açıdan büyük öneme sahip olan kaleler de mevcuttur. Ayrıca İrlanda'da birçok kale oteli de bulunmaktadır. İrlanda isimlerindeki O harfi soyundan gelen kimse anlamına gelir. Bir başka ilginç bilgi ise isimlerden geliyor. İrlandaca'da isimlerin önüne gelen O harfi aslında soyundan gelen kimse anlamına geliyor. Örneğin O Malley ya da O Murphy. Bir başka bilgi ise Mac oğlu demektir. Örneğin McCarthy veya McDermott gibi isimler kişinin babasının adından türetilmiş ve soyundan gelen bir kimseyi ifade eder. Fitz kelimesi ise Norman kökenlidir ve oğul anlamına gelir. İrlanda'da yılan yoktur. İrlanda ve yılanları hakkındaki efsane ve iyi bilinen gerçek, Aziz Patrick'in hepsini uzaklaştırdığıdır. Ama aslında başlangıçtan beridir hiç yılan yoktu. Newgrange, Stonehenge ve Giza'daki büyük piramitlerden daha eskidir. Newgrange, M.Ö. 3200 yıllarında inşa edilerek Stonehenge ve Giza'dan daha eski bir yapı olarak tarihe geçmiştir. County Meath'te tarih öncesi bir anıt olan Newgrange, Neolitik döneme kadar uzanan muhteşem bir geçit mezarıdır ve tarihi M.Ö. 3200'lere kadar dayanmaktadır. İrlanda'nın bu benzersiz yapısı M.Ö. 3000 yıllarına dayanan Stonehenge'den bile önce inşa edilmiştir. Giza piramitleri ise M.Ö. 2600 yılında ortaya çıkmıştır. Newgrange sadece eski değil, aynı zamanda etkileyici de. Taş duvarlı mezarlar odasıyla tamamlanan 76 metre çapında büyük dairesel bir kubbe. İnşaattan bu yana çeşitli İrlanda folklörü ve mitolojisinde yer aldı. Kişi başına düşen bar miktarının en yüksek olduğu yer County Mayo'dur. Dublin genellikle canlı gece hayatı ve birçok pub ile tanınan bir şehir olabilir. Ancak İrlanda'nın asıl pub yoğunluğu beklenenden daha fazla olan bir bölgede bulunmaktadır. County Mayo. Dublin'deki 722 pub, başkente her 1649 kişiye bir pub düşmesiyle dikkat çekerken, Mayo'da toplamda 373 pub, her 323 kişiye bir pub oranıyla öne çıkar. İrlanda'nın en büyüleyici şehirlerinden biri terk edilmiştir. Glendalough Buzul Vadisi çok güzeldir. Görüntünüzü ayna gibi yansıtan mükemmel iki gölü olmakla birlikte doğa harikasıdır. Burada gizli eski bir manastır yerleşimi bulabilirsiniz ve orada kimse yaşamıyor. Aslında burası gerçek bir kasaba değil. Ama eskiden keşişlerin yaşadığı bu binalar koleksiyonu 6. yüzyılda St. Kevin tarafından kuruldu. İrlanda Galcesi, İrlanda Cumhuriyeti'nin ilk resmi dilidir. Galce, okullarda zorunlu bir derstir. Sokak tabelaları İngilizce ve Galcedir. İrlanda Cumhuriyeti'nde özellikle Mayo Kontluğu, York Kontluğu'nun kıyı bölgelerinde yaşayan İrlanda halkının kullandığı birinci dil Galcedir. Bununla birlikte nüfusun yalnızca yaklaşık %1.7'si her gün Galce konuşuyor. İrlanda'da Galce'den daha fazla konuşulan dil Polonya dili olan Lehçe'dir. İrlanda'nın Avrupa Birliği üyesi olması serbest dolaşım imkanı sağlayarak farklı kültürlerden insanların ülkeye gelmesine olanak tanımaktadır. Bu durum özellikle Lehçe konuşan topluluğun sayısının Galce'nin önüne geçmesine neden olmuştur. Okul dışında 82.600 kişi Galce konuşurken 119.526 kişi evde Lehçe konuşarak Galce'yi geride bırakmıştır. Bu istatistik İrlanda'nın kültürel çeşitliliğini ve farklı dil grupları arasındaki etkileşimi yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra Fransızca da İrlanda'da evlerde konuşulan diller arasında önemli
gibi yer tutmaktadır. 56.430 kişi Fransızca konuşarak ülkede farklı dil gruplarının bir arada yaşadığını ve kültürel alışverişin sürdüğünü göstermektedir. Güney İrlanda diye bir şey yoktur. İrlanda uzun yıllar boyunca İngiliz yönetiminde kaldı. Bu dönemde İrlandalılar İngiliz yönetimine karşı çeşitli isyanlar ve ayaklanmalar düzenlediler. Ancak İngilizler bu isyanları bastırmayı başardı. 19. yüzyılda İrlanda'da bağımsızlık hareketi yeniden güç kazandı. Bu hareket şiddetli eylemlere başvurmaktan çekinmedi. 1919'da başlayan İrlanda Bağımsızlık Savaşı 1921'de Anglo-İrlanda Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu antlaşmaya göre İrlanda'nın güney bölgesi bağımsız bir devlet olarak kuruluyor. Ancak Kuzeydoğu bölgesi Birleşik Krallığın bir parçası olarak kalıyordu. Kuzeydoğu bölgesinin bağımsızlık hareketine katılmamasının temel nedeni bu bölgede yaşayan insanların çoğunluğunun İngiliz ve İskoç kökenli olmasıydı. Bu insanlar İrlanda'nın bağımsızlığını desteklemek yerine Birleşik Krallık ile birliklerini sürdürmek istiyorlardı. İrlanda'nın bölünmesi günümüzde de devam eden bir tartışma konusudur. İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması ve ülkenin yeniden birleşmesi için mücadele etmektedir. Kuzey İrlanda'da ise bağımsızlık yanlısı ve birliği yanlısı gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmaktadır. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. İrlanda dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla açısından İrlanda 145.196 ABD doları ile dünyanın en üst sıralarında yer almaktadır. Bu İrlanda'nın küresel ekonomide önemli bir oyuncu olmasını sağlamaktadır. İrlanda'nın zenginliği bir dizi faktörün bir kombinasyonunun sonucudur. İlk olarak İrlanda'nın ekonomik modeli ve politikaları ülkenin küresel rekabet ortamında güçlü bir konum kazanmasına yardımcı oldu. Ülke dünya çapında yatırım çekme, uluslararası işletmelere çeşitli teşvikler sunarak yerel ekonomiyi güçlendirmiştir. İrlanda'nın ekonomik büyümesi, bilgi teknolojisi, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerdeki yüksek katma değerli işletmelere odaklanmanın bir sonucu olarak hızlanmıştır. İkincisi, İrlanda'nın teknolojik gelişmelere odaklanmasıdır. Ülke, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek yaratıcı endüstrileri desteklemiş ve bu sayede dünya çapında rekabet avantajı elde etmiştir. Bu, İrlanda'nın teknoloji şirketlerinin Google, Facebook ve Twitter gibi küresel liderler arasında yer almasına yardımcı olmuştur. Üçüncüsü, Avrupa Birliği üyeliği ve küresel ticaret İrlanda'nın ekonomik büyümesine teşvik etti. İrlanda, Avrupa Birliği üyeliği sayesinde daha fazla dış ticaret ve yatırım yapabildi. Geniş bir pazar ve serbest ticaret imkanı kazandı. Bu, İrlanda'nın ürünlerini ve hizmetlerini dünya çapında pazarlamasını kolaylaştırdı. Dördüncüsü, İrlanda sosyal hizmetler, eğitim ve yaşam kalitesi gibi alanlarda elde ettiği başarılarla en zengin ülkelerden biri haline geldi. Ülke, yüksek kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi, düşük suç oranlarını ve güçlü bir sosyal güvenlik sistemini sağlamaktadır. Bu da İrlanda'yı yaşamak ve çalışmak için çekici bir yer haline getirmektedir. Videoyu bitirmeden önce sol tarafta tarihin en gizemli ve en korkunç cemiyeti olan Illuminati belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.